Merhaba, 50. Öğretmenler Odası programımızdan hepinize sevgi ve selamlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, bugün gerçekten çok yine çok değerli bir gün benim için. Neden? Yarım asırlık bir derneğin, Türkiye Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği, OMEP Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan Öğretmenler Odası'nın 50. yayınıyla sizlerle birlikteyim. Çok özel bir konu ve konukla. Ama önce onu tanıştırmadan önce sizinle biraz gündeme dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten bugünlerde ulusal ve uluslararası eğitimle ilgili alınan kararlar ve uygulamalarda başta çözüm olarak görülen uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili çok da istendik sonuçlara ulaşmadığımızı çok net bir şekilde görmüş durumdayız. İşte tam da bu noktada yeni eğitim döneminde hem ülkemizde hem de birçok ülkede başlayan yeni eğitim döneminde bazı önemli noktalara, çocuk hakları noktasına dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yüz yüze eğitimde sınıf mevcudu, çocukların sürekli maske kullanma durumları ve olası vaka durumlarda bütün sınıfın kapatılarak çocukların eğitim ortamlarından uzaklaştırılması. İşte bütün bunların hepsinde UNICEF raporu benim hemen dikkatimi çekiyor ve altını çizerek sizlere aktarmak istiyorum. UNICEF raporu diyor ki son dönemde pandemi süreciyle ilgili yapılan raporda şunu altını çiziyor. Salgında ilk açılan ve en son kapatılan kurumlar eğitim kurumları olması gerekiyor. Anne ve babalar akşam özel bir restoranda yemek yemek için nasıl plan yaparken kendini çok rahat hissediyorlarsa okullar da işte bu bağlamda çocuklar için asla kapatılmaması gereken yerler olarak altını çiziyor bu rapor. Benim için çok çok önemli. Bunu özellikle neden söylüyorum? Çocuklarımız için en güvenli yerler aslında okullar. Ve okullarda son dönemde yapılan raporlar şunu söylüyor bize. Okulda vaka tespitleri daha az. Çünkü okulda hem öğretmenlerimiz hem yöneticilerimiz oldukça dikkatli bir şekilde çocukların bu salgın sürecindeki bulaşı süreçlerini azaltmaya ve riskleri azaltmaya çalışıyorlar. Peki problemler de, raporlar ne söylüyor bize? Problemler yakın çevrede. Anne, baba ve daha birçok çevresel faktörler çocukların özellikle pandemi sürecinde virüsle karşılaşma oranlarını arttırabiliyor. Ben özellikle bunun altını çizerek buradan seslenmek istiyorum. Çok değerli. Okulların kapatılması yerine okulda çocukların kaldığı sürelerin azaltılarak gün içerisinde en az 3 farklı zaman dilimi içerisine yayılan bir sisteme ivedilikle geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okullarda kaldığımız süre ne kadar az ve öz olursa o kadar pandeminin de seyrini değiştirebileceğini düşünüyorum. Bir yandan da sınıf mevcutlarının seyreltilmesi çok çok önemli. Bu raporu özellikle size okuyorum çünkü bu nokta benim için çok çok önemli. Ve konumu geçmeden önce çok 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 önemli son bir nokta var. Diyor ki raporlar, bu neslin çocuklarına yeniden kucak açmak ve etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmak için şu anda elimizde eşsiz bir fırsat var. Bakın şu anda eşsiz bir fırsat var. Olur da bu fırsatı kaçırırsak hepimiz daha sonra çok fazla üzülebiliriz diyor bu raporlar. Ben bugün özellikle TEDMEM raporu ve UNICEF raporuna dikkat çekip çocuklarımızın üstün yararı noktasında, haklar noktasında dikkat çekmek istedim. Şimdi gelelim konuğuma ve konuğumuza. Evet, bugün sizlerle Profesör Doktor Tolga Erdoğan'ı tanıştıracağım ve onun eşsiz hikayesini sizinle birlikte izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ve Tolga Erdoğan şu anda Milano'da eğitim atişesi benim için gerçekten çok çok özel, ulvi bir görevi yerine getiriyor. Ülkemizi temsilen yurt dışında çok güzel, çok özel çalışmalar yapıyor. Ve aynı zamanda o bir öğretmen gönüllüsü, öğretmene adamış bir aslında bir marifetli bir öğretmen bence. Şimdi zamanı geldi. Lafı da çok fazla uzatmadan öğretmenler odamızın 50. öğretmenler odamızın kapısını sevgili Tolga Erdoğan hocamıza açıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk Serap Hanım. Çok çok sağ olun. Ne kadar güzel, enerjik bir giriş, güzel noktalara dikkat çektiniz. Tüm izleyenlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Tolga hocam. Ben size Tolga hocam olarak hitap edeceğim şu andan itibaren.
İtalya'dan bize bağlanıyorsunuz. Bizim için çok özel, çok değerli şu an benim adıma gerçekten. Çok Teşrifleriniz sağ için olun. tekrar saygılarımı sunuyorum Sayın Hocam. Şimdi Çok teşekkür ben ederim. buyurun. Ben şimdi tabii sizi birazcık anlatabildim ama bence en güzel bizim yayınımızı takip eden ve öğretmenimizin kapısını açtıktan sonra herkesin de meraklı gözlerle baktığı ve duymak istediği çok önemli bir sorumuz var. Ve bu soru şimdi hemen geliyor. Tolga Erdoğan kimdi? Bize biraz kendinizden bahsedin misiniz? Buyurun. Evet, belki insanın kendini tanıtmasın zor ama yaşadıkları, deneyimleri, aldığı eğitimler, hayalleri, istekleri belki bunu kolaylaştırıyor. Ben bu soruya en sevdiğim tanımlamayla başlamak istiyorum. Kızımın deyimiyle ben bir şenlikçi öğretmenim. Bunu da hep söylüyorum. Sürekli şenliklerle, oyunlarla onların karşısına geldiğim için, onlarla da oyun oynadığım için kızım böyle bir tanımlama yaptı ve ben bunu çok sevdim gerçekten. Bütün yaşantılarımın ve deneyimlerimin özünde de bu var. Çünkü oyun benim yaşamımın merkezinde. Ama bunun yanında bir öğretmen, öğrenen bir öğretmen ama sürekli öğrenmeye çalışan, karşılaştığı herkesten bir şeyler öğrenebileceğini düşünen bir öğretmen. Ve bildiklerini de paylaşmaya çalışan bir öğretmen. Aynı zamanda bir veli. İlkokul 1. ve 3. sınıfa giden. Hatta bu yıl İtalya'da başladılar eğitimlerine. Geçen hafta bir veliyim. Aynı zamanda bir eşim. Ama benim yaşamımın temelinde aslında beni en iyi tanımlayan şey öğrenme yolculuğuna çıkan bir bireyim. Ve yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorum. Başkalarının yaşamlarına da dokunmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki kendi yaşamımın anlamı ancak başkalarının hayatına dokunmakla mümkündür diye düşünüyorum. Ne kadar güzel anlattınız, ne kadar güzel bir hikayeyi aslında bize hissettirdiniz. Teşekkür ediyorum bu sunumunuzdan dolayı. Şimdi gelelim bugün konuşacağımız o özel konuya. Herkes merakla bekliyor. Bu öğretmenlik, marifet ister nedir? Çok da Evet. güzel bir mesaj gerçekten ve birkaç günden beri de biz böyle sürekli merakla ediyoruz bu marifetin içerisinde sanki çok özel cümleler duyacağız gibi. Ben biraz Evet. neden bugün bu konuyu aldık ve böyle bir başlıkta koyduk? Bunu sizden duymak istiyorum. Sayın Hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün 50. programınız. Sizi de Evet. keyifle takip ediyoruz. Ve derneğiniz de uzun yıllardır çalışmalar yapıyor, alana katkı sunmaya çalışıyor. Bu anlamlı programa davetiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ve ülkemin öğretmenleriyle, izleyenlerle bizi buluşturduğunuz için çok mutluyum, gururluyum. Kalbim hep ülkemle, o yüzden ülkemdeki çalışmalara da, programlara da zamanım el verdiğince katılmaya çalışıyorum. Şimdi neden bu konuyu seçtik? Her dönemde, her dönemde, salgın döneminde de yaşadığımız her dönemde en önemli konulardan biri eğitim ve öğretmen oldu. Ve hatta yaşadığımız şu süreç gösterdi ki öğretmenin yerini hiçbir şey tutamıyor. Bunu biz belki eğitimciler yüksek sesle söylüyorduk ama bu salgın dönemi bir kere daha hatırlattı, hepimizi hatırlattı. Velileri hatırlattı, çocukları hatırlattı. Bizleri hatırlattı. Ve her zaman eğitimin öznesi olan, fark yaratabilen, etki oluşturabilen öğretmenin de sahip olması gereken bazı özellikler var. Benim okumalarım, araştırmalarım, gözlemlerim ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim, 250'nin üzerinde eğitimle, öğretmenlerle, öğretmen adaylarıyla, ailelerle buluştum. Harika. 100 bine yakın çocukla oyun oynadım. Ve bu gözlemler, bu deneyimler, okumalar ve kendime ayna tuttuğumda öğretmenin sahip olması gereken bazı özellikleri özetlemeye çalıştım aslında. Ve bugün belki özellikleri hatırlayacağız. Belki bildiğimiz ama farklı açıdan bakarak hatırlayacağız. İşte bugün o yüzden öğretmenlik marifet ister konusunu seçtik.
ve belki bilgilerimizi, gözlemlerimizi, deneyimlerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz. Doğru. Çok Aynısız hoş. belki. Kendimizi aynı tutacağız. Bugün birlikte inşallah öğretmenlik marifet ister konulu keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Evet, bu marifet kelimesi aslında hocam çok da yani böyle günümüz Türkçesinde diyelim az Evet. kullandığımız aslında değil mi? Marifet bir yandan da Evet. çok da derin anlamı olan aslında bilen bilir. Evet. Marifetin de çok derin bir anlamı vardır ve kullanırken o marifet kelimesi çıkarken bile karşıdakine öyle keyifli şekilde ulaşır ki hissedersiniz aslında. Ay, iyi bir şey Evet. bu, gerçekten güzel bir şey hissedersiniz. Bu kelimeyi de tekrar hatırlatmanız adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Marifet kelimesi çok özel, birlikte hatırladık sizinle. Peki, marifet ister derken neyi kastediyorsunuz? Herkes onu merak ediyor. Neyi kastediyorsunuz? Marifet öğretmen kimdir? Hocam. Evet. Öyle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir eğitimci olarak ben öğretmenin kolay bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Belki algıda farklılıklar olabilir. Ama bir sınıfa girip çocuklarla zaman geçiren, yetişkinlerle, gençlerle, her yaşın farklı özellikleri var. Her kitlenin farklı özellikleri var. Ama bir grupla öğrenme yolculuğuna çıkan, yani ben öğretmeni aslında öğrencileriyle birlikte öğrenme yolculuğuna çıkan bir kişi olarak düşünüyorum. Öğretmenliğin ne kadar zor olduğunu, emek istediğini, çaba istediğini bilir. O yüzden öğretmenlik marifet ister. Ama biz bu marifeti ben dedim ya, okumalarım, araştırmalarım, gözlemlerimle bir akrostiş olarak kullandım aslında. Ve bunun altında derin bir alt metin var. Ve alt metinde birazdan konuşacağımız bir sürü kuram var, bir sürü yaklaşım var, bir sürü aslında araştırma sonucu var. Marifet aslında bunların toplamında. Ve baş harfler öyle bir sıralandı ki, aa, bu çok güzel bir kelimeye doğru gidiyor dedik ve marifet ortaya çıktı. Nedir bu marifet? Marifetin ilk harfiyle başlayalım isterseniz. Evet. Marifetin ilk harfi motivasyon. Yani istekli olmak, istemek. Hem öğretmenin istemesi hem de öğrencilerin. Kim, hangi yaş grubu olursa olsun. İstemediğimiz şeylerde verimli sonuçlar alamıyoruz. Ama ben öğretmenin istekli olmasını merkeze koyuyorum. Ve sizde olmayan, bir öğretmen olarak sizde olmayan hiçbir şeyi başkasına veremiyorsunuz. O yüzden istekli, meraklı, ilgili öğrenciler için önce öğretmenimin motivasyonu tam olacak. Şimdi hocam böyle söylüyorsunuz ama bir sürü sıkıntımız var. Evet, Evet. bir sürü sıkıntımız var, zorluklar var, kolay değil, teknoloji çok gelişti, çocuklar çok değişti. Ama marifetli öğretmenin, bugün bu kelimeye çok vurgu yapacağız, yapacağı çok şey var. Kullanacağı onlarca yöntem var. Bir kere marifetli öğretmenin iletişim becerisi var. Ve İki. ama M ile, evet, M ile başladığında motivasyon. Motivasyon. Önce istekli olacağız Motivasyon. dedim ya. Not aldık. Hemen not aldık hocam. Evet. Evet. Dilerseniz ikinci harfe geçelim. A harfine Olur. aktif katılım. Aktif katılım. Ben hep eğitimlerde, seminerlerde şunu söylüyorum. Bir sınıfta role girilecekse önce öğretmen girilecek. Evet. Hatta diyorum ki bir sınıfta bir köpek avlayacaksa önce öğretmen avlayacak diyorum. Role girecek, katılacak. Bazen şöyle yapıyoruz. Çocuklar katılsın istiyoruz ama biz öğretmenler kenarda pasif konumda oluyoruz. Biz öğrenci merkezli eğitimi biraz yanlış anladık. Sanki öğrenci merkezli eğitimi çocuklara etkinlikleri verelim, onlar yapsın, oynasınlar anladık. Hayır. En Doğru. önemli ilkelerden biri. Sen oynarsan çocuk rahatlıyor. Sen katılırsan rahatlıyor. Hatta daha ileri gideyim. Çocuk senin hata yaptığını gördüğünde
öğretmenim de hata yapabiliyor. Ben de yapabilirim. Bu çok doğal bir süreç diye kaygı düzeyi azalıyor. Aktif Yansıtıyorsun. katılım. Yansıtıyorsun. Evet, harika. Şimdi üçüncüsü rol model. Rol model olmak. Marifetin üçüncüsü. Motivasyon, aktif katılım, rol model olmak. Hep şunu söylüyorum. Her yönüyle öğretmen model. Bu çok konuştuğumuz, çokça söylediğimiz bir kavram. Ama önce öğretmen kendi yaşayacak, kendi deneyimleyecek, kendi yaşantısında alışkanlık haline getirecek. Öğrencilere kazandırdığımız, kazandırmaya çalıştığımız şeylere önce biz sahip olmalıyız. Yine başında söylemiştim konuşmamın, kendinde olmayan bir şeyi başkasına kazandıramazsın, kazandırdığını zannediyorsun. Çünkü çocuklar çok iyi gözlemci. Ben oğlum birinci sınıfa başladı, kızım üçe başladı. Bazen öyle cümleler duyuyorum ki onlardan. Yani bu gözlem gücü bazen beni hayrete düşürüyor. Evet, bunu hep okuduk. Çocuklar iyi gözlemci. Her şeyimizi takip ederler. Ama bazen o kadar ince şeyleri yakalıyorlar ki şaşırıp kalıyorsunuz. O yüzden sadece çocuklar gözlemliyor diye değil aslında. Kendimize olan saygıdan, öğretmenin kendisine olan saygısından rol model olması gerekir. İlk üç harfimiz böyle. Buyurun hocam. Evet, şimdi dördüncüsü ilgi. 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 Ama ilgi kendine ilgi. Hani öz şefkat dediğimiz Çok kavram. doğru. Öğrencilerine ilgi. Hala 2021 yılında çok çocuk öğretmenin onunla ilgilenmemesinden şikayet ediyor. Bunu yakın çevremizdeki özellikle küçük çocuklardan duyabiliyoruz. Tabii burada sınıfların işte öğrenci sayılarının fazla olması, belki farklı sebepler, belki programla ilgili yoğunluklarımız. Yani bunları söylerken de bunların kolay olmadığını zaten başında söylemiştik. Yani öğretmenlik kolay bir meslek değil. Öğretmenlik konfor alanınızdan çıkmanız gereken bir meslek. Bir kere öğretmen olan kişilerin bunu kabul etmesi lazım. Zaten konfor alanındaysanız gelişme ve değişme olmuyor. Arka sıradaki Mehmet şiirini hemen diğerine geç. Dördü, evet. Arka sıradaki Mehmet şiirini bilmeyenler için tekrar okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi ne dedik? Motivasyon, aktif katılım, rol model, ilgi, en önemlilerden birine geliyoruz. Fiziksel hareket. Fiziksel hareket. Evet. Siz de alanınız gereği zaten çocukların hareket etmesinin öğrenmedeki önemini. Ama salgın dönemi yine bize bir şeyi gösterdi. Hareket gerçekten çok önemliymiş. Şimdi ben hep eğitimlerde üç kavram kullanıyorum. Diyorum ki öğretmenlerim ben. Bu üç kavram sınıfınızda varsa doğru yoldasınız. Hareket, etkileşim, deneyim. Hareket, etkileşim, deneyim. Bir kere hareket beyindeki öğrenme tesisatını kuruyor. Birçok araştırma bunu ortaya koyuyor. Ama biz bazen şöyle yapıyoruz. Bunu çok yadırgıyorum açıkçası. Okul öncesinde halının üstünde yuvarlanan, halı flexin üzerinde yuvarlanan çocukları 3-4 ay sonra birinci sınıfta 40 dakika sen çiçek ol, sen yerinden kalkma diye nasıl yönergeler veriyoruz? Bunu çok anlamlandıramıyorum. Halbuki 3-4 ay önce o çocuk bir sürü serbest oyun oynayarak birinci sınıfa başladı. Biraz daha şu harekete, biraz daha şu oyuna, fiziksel harekete ağırlık vermeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi izleyenlerden, hocam gel bizim bir sınıfa, yer mi var, işte sıralar falan. Ben diyorum ki hareket, Bahçemi bahçem var. Ben var. diyorum ki hareket ettirmek isteyen öğretmenim, marifetli öğretmenim, bunun için mutlaka bir yer bulur. Okulun koridorunu bulur. Ses yapmadan, diğer sınıfları rahatsız etmeden,
Fiziksel hareket çok önemli. Bunu hepimiz yıllardır söylüyoruz. Geldim. 5'e mi geldik hocam? E'ye geldik değil mi? Etkileşim. Ha, 6. Pardon. Evet. Etkileşim. Bir Aha, sağ olun. Çok sağ olun. etkileşim halinde de etkileşim Evet. Evet. İşte bakın biz bir televizyon programına bile sürekli birbirimizle soru cevap, işte geri bildirimler, onaylama, sürekli etkileşim halindeyiz. Bu sınıfta da sözel yollarla olabilir, sözel olmayan yollarla olabilir, hocam. oyun yoluyla çok güzel olabilir, grup çalışmaları yoluyla olabilir. Ama marifetli öğretmen sınıf etkileşime önem verir. Marifetli öğretmen oturma düzenini öyle bir ayarlar ki sınıfta çocuklar bol bol etkileşim kurarlar. Ve son olarak bunu belki birazdan diğer sorularla da konuşacağız. Şöyle bir açılımını Evet. özetledikten sonra tekrar, tekrar. Evet. Tekrara da niye özellikle yer verdim? Tekrarı da bazen yanlış anlıyoruz. Bu ödevlerdeki sıkıcı tekrarları zannediyoruz biz. Ama biz eğlenceli tekrarlardan yanayız. Bir çocuğun 5 sayfa E harfini yazması bence tekrar değildir. Evet. O çocuğun doğasının işlevliklerine aslında aykırı bir durumdur. Eğlenceli, anlamlı tekrarlar. Sarmal giden tekrarlar. Hep bir şey ekleyerek tekrar etmek. Tabii marifet bir sembol, marifet bir Evet. kavram. Bunun içinde dediğim gibi birçok kavram, kuram, yaklaşım geçiyor. Ama öğretmenlerimiz bu özelliklere, bu yaklaşımlara dikkat ederlerse hem kendileri süreçten keyif alırlar hem de çocuklar keyif alırlar diye düşünüyorum. Çok güzel marifetin ne olduğunu da aslında bana hissettirerek kendi adıma söyleyeyim. Marifet adı söylediğimizden anlamı açısından da ne olduğunu hissettirerek çok güzel anlattınız hocam. Bir yandan da benim aslında Çok sağ ol. girişte de bahsettiğim bu pandemiyle ilgili süreçlere de inanılmaz güzel dokunduğumu düşünüyorum bu marifeti anlatırken. Çok güzel birbirine destekler bir sohbet diye düşünüyorum şu anki yaptığımız sohbeti. Çok sağ ol. Peki, marifeti şimdi aldık. Bence çok değerli. Şöyle bir avcumuzda tutalım diyorum ben. Bu konuyla ilgili vereceğiniz örnek var mı? Ben bunu da çok düşünüyorum siz marifeti anlatırken, marifetli olmak nedir anlatırken bunu düşünüyorum. Acaba bununla ilgili hocamızın örnekleri var mı? Çok merak ederiz. Var mı hocam? Buyurun. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunları anlatırken ben ülkemde binlerce marifetli öğretmenin olduğunu biliyorum. Hatta belki izleyenlerden, aa evet ben bunları yapıyorum. Ben çok motive bir şekilde dersime giriyorum. Tekrarlarımı eğlenceli yapıyorum. Ben role de giriyorum. Bir rol varsa oynuyorum. Aktif katılıyorum. Baktığım zaman evet mükemmel öğretmen yoktur. Sürekli gelişen ve değişen öğretmen vardır. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet eksilerim var. Artılarım var ama bunların farkındayım diyen aslında binlerce öğretmen var. Ve alanda da öğretmenlerle çok sık çalıştığım için, çok fazla eğitimlerde birlikte olduğum için o kadar güzel alandan fotoğraf ve videolar geliyor ki. İşte okulun şartlarına göre, sınıfın şartlarına göre, işte sınıfını almış, kütüphaneye gitmiş ve orada bizimle yaptığı bir eğitimden sonra bir kitabı oyunla ve dramayla işliyor mesela. Veya oyun şenlikleri düzenliyor birlikte yaptığımız şenliklerden sonra. Aslında bunlar marifetli öğretmen olma yolunda atılan adımlar. Biz ne yaptık? Ben hep örnek verdiğim bir proje var. Sevgi Çemberi projesi. Çok duymak isterim Bence hocam. Çok. evet. Ve bunu ben tek başıma yapmadım açıkçası. Trabzon Üniversitesi'nden 50 öğretmen adayıyla marifetli öğretmen olmak isteyen ve bu yolda ilerlemek isteyen 50 öğretmen adayıyla çocuklarla
200 çocukla başlayıp en son 2019 yılında 3000 çocukla sonuçlanan Şanlıurfa'da, statta birlikte aynı anda oyunlar oynadığımız bir projeyi biz hayata geçirdik. Ve ben bunun İtalya'da da yapılması için çalışmalara başladım. Hatta Bolonya'da bir anaokuluna biz bu projeyi önerdik. Çok ilgi duydular, şaşırdılar. Ya bu çemberler halinde çocukların oyun oynaması çok ilgilerini çekti. İnşallah bu projeyi burada da yapacağız. Ama orada ne vardı? İşte motive olmuş bir öğretmen adayı vardı. Aktif katılan, oyun şenliklerinde aktif katılan ve çocuklara rol model olan, evet, ilgi gösteren ve oyun şenliğinde sürekli zaten hareket vardı. Sürekli çocuklarla etkileşim ve tekrar yapıyorduk oyunlarda. Şarkıları tekrar ediyorduk. Yani aslında o projede görev alan 50 öğretmen adayımız marifetli öğretmen olma yolunda ilerliyordu. Bir de şunu söyleyeyim, burası çok önemli. Mükemmel öğretmen yok. Mükemmel öğretmen yok. Yani ben çok marifetli bir öğretmenim. Bu çok üstten bir bakış açısı. Ben dedim ya, öğretmen kavramı aslında öğrenen kavramıyla daha çok anlam kazanıyor. Çünkü siz, bunun altını çiziyorum, öğrettiğiniz kadar değil, öğrendiğiniz kadar öğretmensiniz. Bunu Hatta güzel. bütün meslektaş... Evet, öğrettiğiniz kadar değil, öğrendiğiniz kadar. Öğrendiğiniz kadar öğretmezsiniz. Ay, bu sözü çok sevdim hocam. Gerçekten çok önemli. Bana da şu an geldi, şu an dokundu. Vallahi çok güzel. Çok çok güzel hocam. Bu noktada belki de çok benim şu anda etkileyen çok özel bir ülkedesiniz aslında, İtalya. Ben de bir 10 gün kadar bulunup Erasmus'ta aslında okul ziyaretlerinde bulunduğum bir ülke. Üstüne üstlük de kendi yani hem kültür içerisinde hem de bazı modellerle aslında tüm dünyayla örnek olan bir ülke aslında İtalya. Öğretmen eğitiminde de ve öğretmenlere rol model olma noktasında da çok özel çalışmalar yaptığını yakından takip ediyorum ben. Tam bu noktadan böyle hareketle öğretmen yetişimi konusundaki görüşleriniz, şimdi marifetli diyoruz, öğretmen adaylarıyla bağladınız. Hani bir yandan da aslında işte model alınacak bir ülke bence. Yani İtalya'daki özellikle öğretmen yaklaşımları bence çok çok değerli. Bütün bunların hepsinden yola çıkarak öğretmen, yani marifetli öğretmen yetiştirmek için bize düşen görevler nelerdir? Buyurun. Çok güzel. Harika bir soru. 15 yıl üniversitede naçizane öğretmen yetiştirmeyle ilgili çalışan biri olarak yine deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Lütfen Bir buyurun. kere akademisyenlere, eğitimcilere, üniversitede öğretmen yetiştirmeyle ilgili farklı bölümlerde çalışan bizlere, sizlere, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Tabii bu aslında ilk önce kişinin kendisiyle başlıyor. Hep diyoruz ya, değişim sizinle başlar. Yani tabii ki öğretmen adayının da öğretmenin de marifetli olma yolunda yapacağı kişisel çalışmaları, eğitimleri, hayalleri, istekleri çok önemli. Ama bizim de, biz akademisyenlerin de bir etki gücü var. Ve biz de aslında bu marifet dediğimiz özelliklere önce biz sahip olmamız gerekiyor. Ben son 10 yıldır Trabzon Üniversitesi'ne görev yaptım. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ydi. Sonra ayrıldı, Trabzon Üniversitesi oldu. Ve orada hem derslere girip hem de bir kulübün danışmanlığını yapıyordum. Sınıf öğretmenliği kulübünün. Ve ben şunu gördüm. Özellikle öğretmen yetiştirmede derste yaptıklarınız kadar öğrencilerinizle ders dışında yaptığınız etkinlikler çok önemli. Yani evet, ve biz o kulüp çalışmaları sayesinde işte bu sevgi çemberi projesini ortaya koyduk. Bir sürü drama yöntemiyle gösteriler hazırladık. Özel günlerin programlarını yaptık. Hatta ben bir dönem sözlü anlatım dersine giriyordum. Ve biz o dönem öğretmen adaylarıyla bir Çanakkale gösterisi hazırlıyorduk.
Ve adaylara şunu itiraf ettim. Dedim ki sizler haftalık 2 saat sözlü anlatım dersinden ziyade bu çalışmada konuşma becerilerinizi daha çok geliştiriyorsunuz. Sözlü anlatımla ilgili deneyimlerinizi daha çok geliştiriyorsunuz. Çünkü formal derslerde bazen zamandan dolayı, şartlardan dolayı, sınıftaki belki öğrenci sayısından dolayı istediğiniz çalışmaları tırnak içerisinde yapamayabiliyorsunuz. Ama ders dışı o informal zamanların ben çok önemli olduğunu gördüm. Ve emin olun o kulüplerde görev alan öğretmenler, öğretmen adayları, o etkinliklerde görev alan öğretmen adayları o kadar marifetli, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu hep bir yolculuk olarak düşünelim lütfen. İzleyenlerden evet, rica ediyorum. Yani bu marifet oldu bitti diye bir şey yok. Oldum demek yok zaten. Mezun olduklarında o kadar dolu dolu, cepleri dolu, dosyaları dolu mezun oldular ki hem özel okullarda çok rahat göreve başlama şansı yakaladılar. Devlet okullarında göreve başladılar ve çok güzel işler yaptılar. Ben ders içi zaten neler yapılacağını hani haddim değil ama ders dışında yaşadığım, bizzat yaşadığım 50 öğretmen adayıyla bir 7-8 yıllık kulüp deneyimi bana şunu gösterdi. Öğretmen adaylarına ne kadar zaman ayırırsak, onları ne kadar dinlersek ve fakülteye geldikleri ilk günden itibaren onları bir öğretmen olarak görürsek marifetli öğretmenler yetiştirmeye çok büyük katkıda bulunuruz. Tabii ki herkes, evet, herkes bu duyguları, bu söylediklerimi paylaşmayabilir, katılmayabilir. Saygı duyuyorum ama bunlar benim deneyimlerim. Evet, benim deneyimlerim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli hocam, çok çok değerli deneyimiz ki kulüp yani yönetmek gerçekten üniversitede orada da bir yandan da öğrencimiz ama aslında öğretmen adayları olan ve aslında öğretmen olacak insanlara dokunmak çok çok değerli. Tam bu noktada ben de Türkiye Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği'nin öğrenci komitesine atıfta bulunmak isterim izninizle. Bizim de dernek çatısı altındaki öğrenci komitemiz özellikle oyunla değer eğitimi ve değer eğitimini anlattığınız bir projeyle çocuklara dokunup daha sonrasında da sizin de söylediğiniz marifetli öğretmen olmayla ilişkili aslında sepetlerini ne kadar da güzel doldurmuşlar. Şimdi size anlatırken bir yandan da bu aklıma geldi. O yüzden ben de hani buradan öğrenci komitesi tekrar çağrıda bulmak istiyorum. Demek ki bakın Tolga hocam diyor ki marifetli öğretmen olmak için sosyal sorumluluk çalışmalarının içerisine çok erken dönemde girmek ve yer almak gerekiyor. Ben bunu biraz aktarım olarak da görüyorum sayın hocam. Bir toplumsal aktarım süreci olarak da görüyorum. Ve bir aktarma sürecinde de bizler, sizler gibi, işte sizin gibi ve bizler gibi birçok insan gönüllü aslında yer alarak tam da öğretmenin belki de marifetli olma yolculuğuna küçük de olsa bir dokunuş yapmış olabiliyoruz. Tam ben bu noktadan bu aktarımı da göze alarak, yani bu örneğiniz çok çok değerliydi benim için. Bununla ilgili yani tam aktarımı da gördüğümüz bu sürdürülebilirliği de aslında beraberinde getirdiğini düşündüğünüz bir sizi etkileyen, yürekten etkileyen bir anınızı paylaşmanızı istedim. Yani işte şu çalışmada ben gerçekten çok etkili olduğunu hissettim ve yüreğime dokundu dediğiniz ama bir yandan da bu aktarımı da içerdiğini hissettiğiniz anınızı duymak istedim. Buyurun hocam. Evet, öğretmenlikte bizim anılarımız, deneyimlerimiz gerçekten çok önemli. Ve bunu söylüyorum, güzel anılar biriktirmek lazım öğretmenlikte. Evet. Benim kullandığım bir slogan var. İyi ki 3 nokta. İyi ki öğretmenim, iyi ki bunu yapıyorum, iyi ki bu etkinliği düzenledim. Hep böyle keşke diyeceğimiz değil de iyi ki diyeceğimiz anılar yaşamak lazım. Aslında ben daha çok çocuklarla oyun oynarken öyle anlar yaşadım ki, öyle etkilendiğim anlar oldu ki bir defasında bir şenlik düzenlemek istedik ama yetişkinlerden tırnak içerisinde ya bu okulda bu şenlik olmaz, yapamazsınız, işte 200 çocukla nasıl oynayacaksınız gibi olsa tipler geldi. Ama biz dedik ki yaparız, yapamazsak da bu bizim kaybımız değil, bu bizim deneyim olur bize. Yani çünkü
Kötü öğretmendir. Hiçbir şey öğretmez. Çok güzel bir söz var. Ama başarısızlık çok şey. Yani deneyim kazandırır. O deneyimlerle. Ve biz o şenliği yaptık. Oradaki bir çocuğun tepkisi ve sözü istiyorum. Dedi ki öğretmenim su içmeye gideceğim ama benim gerçekten hani çok hani o temel ihtiyacı olan suyu o kadar eğlenmiş ki demek ki etkinlikte. O kadar mutlu ki. O kadar değer görmüş ki. Hani su içmeye gideceğim ama ben gelince beni tekrar oyuna alır mısınız diyor. Yine Urfa'ya gittiğimde bir oyun şenliğinde iki tane kız çocuğunun gelip ilkokul düzeyinde iyi ki buraya geldiniz. Biz bu bayramı çok sevdik. Hep bayramlarımızı böyle kutlayalım demesini hiç unutamıyorum. O birbirimize sarılmamızı hiç unutamıyorum. Çok Bir iyi. de hani aktarım dedik ya işte bu Evet. üniversitede yaptığımız etkinlikler bana sosyal medyadan o kadar çok mezunlarımızdan video ve fotoğraf geliyor ki hocam şu oyunu oynadım hatırlıyor musunuz? Bakın ben de öğrencilerimle oynadım. İşte bu çok güzel bir kavram. Ve asıl biz o zaman mutlu oluyoruz. Bu aktarım gerçekleştiği zaman. Bir de az önce bir şey söylediğiniz çok güzel bir kavram. Onu atlamak istemiyorum. Gönüllülük kavramı. Evet. Ki siz yaptığınız çalışmalar tam bunun merkezinde. Gönüllülük. İşte kulüp çalışmaları da gönüllü çalışmalar. Kesinlikle. Gönüllü olmayan bir öğretmen gönüllü bireyler yetiştiremez. Önce Çok doğru. kendi bu çalışmalarda olacak. Bir de bu sosyal faaliyetlerin şöyle bir artısı var. Artık günümüzde tek yönlü öğretmen tek yönlü değil. Hani buna I tipi deniliyor. T tipi yani kendi alanıyla diğer alanları birleştiren, entegre eden. İşte bu sosyal faaliyetler birçok disiplinlerden oluştuğu için çok geliştirici. Çok Çok mu güzel konuşuyorum bence. ya? Ben Aa, öyle hissettim harika. biraz. Çok güzel. Ben de böyle sizi çok güzel dinliyorum. Eminim bütün bizi izleyenler de şu anda böyle mest olmuş bir şekilde dinliyoruz hocam. Şimdi yavaş yavaş da aslında programımızın sonuna doğru da ilerliyoruz aslında. Şimdi öğretmenler odasının kapısını açıp konuklarımızı içeriye aldığımızda programımızın sonuna doğru bir sepet çıkarıyoruz. Aslında mesajlarınız aynı zamanda da bunlar. Evet. Diyoruz ki biraz böyle işte oyunu da içine dahil ediyoruz yayınımızda. Bu marifetli olmanın belki birçok aktif olma motivasyonunda ve ben bunun üstünde anlatırken bunları da gördüm yayının içerisinde. Şimdi sizin bu programda bizi dinleyen herkese sepetimize bir şeyler ekleyerek ne tür mesajlar verirsiniz? Biz bunu çok merak ediyoruz. Yani sepetimize bugün sizle birlikte neler ekleyelim? Buyurun. Benim Neler çok koyalım? sevdiğim, yaşamımda da gerçekleştirmeye çalıştığım bazı sözler, ifadeler var. Mesela hep şunu söylerim. Dört şeyi kaybetmeyin derim meslektaşlarıma. Bunlardan birincisi hayallerinizi kaybetmeyin. İkincisi umudunuzu kaybetmeyin. Üçüncüsü heyecanınızı kaybetmeyin. Ama derim dördüncüsü çok önemli. Onurunuzu kaybetmeyin. Hayalinizi, heyecanınızı, onurunuzu bunları kaybetmememiz gerekiyor. Ve şöyle bir kaygımız da olmasın. Bunu hep altını çiziyorum. Bu bir mükemmellik arayışı değil. Bu aslında biraz kendine dönmek, kendine ayna tutmak ve değişimi çocuklardan, velilerden beklemek yerine tabii ki o olacak. Hepimiz değişeceğiz ama önce kendinden başlatmak. Çünkü değişim gerçekten kendinden başlıyor. Ve ben diyorum ki fark yaratan öğretmen olmak. Bu Evet. böyle çok büyük şeyler değil aslında. Yani küçücük bir dokunuş bazen bir köydeki çocuğun yaşamında fark yaratabilir. Ben hep şunu söylüyorum. Sınıfta söylediğiniz bir cümlenin Ahmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın, Merve'nin yaşamında
nasıl bir iz bırakacağını bilemezsiniz. Artı veya eksi. Öğretmenler gerçekten iz bırakıyorlar ve bu izlerin olumlu olmasını diliyorum ben. Değişimi başlatmalarını istiyorum ve sürekli öğrenen, öğrenen öğretmen olmalarını diliyorum. Ben bazen eğitimlere katılıyorum. Bana şöyle tepkiler geliyor. Yani hocam ne işiniz var eğitimde gibi. Sanki hani bu süreç böyle olmuş, bitmiş. Ben de tamam, paket tamamlanmış. Her şey tamam, ünvanlar alınmış. Hayır. Dersleri ünvanlarınız anlatmıyor. Dersleri kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz anlatıyor. O yüzden bazen biz, ben öğrencilerime hep şunu derim, bir hocamın örneğidir. Lisans böyle kat kat çıkılmaz aslında. Lisans zemindir. 1, 2, 3, 4 yan yanadır. Ondan sonra öğretmen olduktan sonra biz ama bu zemini doğru atmamız lazım ve katları sağlam çıkmamız lazım diyorum. Hocam izninizle ben şu marifeti de atmak istiyorum sepetin içerisine. Tabii. Ben motivasyonu atıyorum şu anda. Arkasından aktif katılımı, arkasından rol model olmayı, ilgi, fiziksel hareket, etkileşim ve tekrar izninizle atıyorum. O kadar güzeller ki. Evet, mutlaka aklınızda kalması gereken şeyler. Ve iyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz Tolga Hocam. İyi ki bugün bizimle birliktesiniz ve tekrar tam da pandeminin biraz böyle hani bizi biraz toparladığımız ama biraz da önümüzde tam da görmediğimiz günlerde çok iyi geldiniz size ve eminim biz de size iyi geliyoruz. Türkiye'den sevgilerimizi kesin size iletiyoruz, enerjimizi iletiyoruz. Çok ulvi bir görevin içerisindesiniz. Ben çok mutlu oluyorum böyle sizlerle buluştuğum zaman. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben son bir sizden mesaj almak istiyorum. Lütfen buyurun. Şunu söyleyeyim. Bugün çok konuştum dedim. Böyle bir heyecanla. Bu da sizin ve ekibin enerjisinden kaynaklanıyor bence. Gerçekten davetinden hazırlığına kadar o kadar profesyonel bir şekilde bir süreç yaşadım ki bu beni de heyecanlandırdı. Ama heyecan varsa zaten başarı vardır. Yani heyecan olmazsa zaten olmaz. O yüzden size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Nice 50 programlar diliyorum. Gerçekten böyle bir ülkeme bir gelmiş ve oradaymış gibi hissettim bu sıcak karşılamanız sayesinde. Çok sağ olun. İnşallah ülkemiz adına güzel çalışmalar yaparız hep birlikte. Her şey çocuklarımız ve geleceğimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika bir mesajdı. Aldık hocam. İtalya'yı da buradan sevgilerimizi ilettik. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza tekrar katıldığınız için. Başka programlarda inşallah tekrar birlikte olalım sizinle diyoruz. Evet, o zaman şimdi Öğretmenler Odası'nın 50. yayını gerçekten çok özeldi. İtalya'dan çok değerli bir hocamızla Tolga Erdoğan'la buluştuk. Ve ne kadar özel ki buradan kendisine sevgimizi ve ilgimizi gönderebildik. Evet, bir sonraki Öğretmenler Odası'nda bakalım neler konuşacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.